Hisarköy'e ait eski tarihi evlerimizin bir odasının görüntüsü. Su boya tekniğiyle yapıldı. Bu ev var da burada var mı? Evet, tabii ki de var. Dokumalı tezgahımız var. Yine evin içinden dışa bir görünüş pencere. Hisarköy'ün evet, sokaklarından bir görüntü. Tarihi ev. Giriş değil mi? Öğretmenin karşısı değil mi? Bu öğretmen evi. Öğretmen evi. Öğretmen evinin önünde bir taş yok. Öğretmen evi. Diğer öğretmenin karşısındaki ev hemen. Köşede. Şimdi fotoğraflarını bakıp da mı çektiniz? Evet, fotoğraflama ve gezip dolaştım daha öncesinde kenti. O şekilde aslında uygun şekilde resimlendi. Yine Mecnun Dede Türbesi'nin çalışması. Bizim şeyleri yürüyen de bir yer. Bak, bir yer oluyor. Teyze öldü mü? Umarım ben sadece Cavher dedi, o gün çözüm. Bak, o Gülzar teyze. Cavher'imizin hocası Barış Hoca'nın çektiği fotoğraflardan bir tanesi. Yemeğine geldiniz. Tamam. Burada köyümüzün en yaşlı, en kıymetli insanlarından Gülzar teyzeniz, 95 yaşında. Selam, gel gel. Bir asır olacağım ya. Mustafa sen olmazsa da olmazdın. Yani başkanım. Baba bu işi götüren mi? Sağ mı? Son herhalde. Son. Evet, sonum başkanım. Son. Mustafa her cuma hatırlatır bu fotoğraflarla bize. Evet, mutlaka yani onları paylaşmaya çalışıyorum. Hemen basıptan cuma mesajı gelir hocam bunlarla. Genelde köyden paylaşıyor. Geleneksel boyama bu işti. Aynen. Hala da devam ediyorum. Temsilcilerinden Mustafa abimiz, ondan başka da yapan yok bu işi. Bir çalışma kapsamında onu fotoğraflamıştık. O çalışmalardan bir görüntü. Numar olmuş mu? Cemal Hoca görmesin bu numarı. Cemal Hoca görmüşsün mü? Numar nasıl olmuş? Numar görmüyor. Bu da köyümüzün sonbahar dokusu. Gerçekten sonbaharda çok farklı bir renk cümüş oluyor ağaçlarda. Bakmadım ben ama. Gezdikten sonra ekip olarak da bize... Başkanım, sayın muhtarlarım ve sayın köylülerim. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yılında hepiniz hoş geldiniz. Köyümüzü tanıtmak ve bu 100. yıl zaferini kutlamak için küçük bir resim ve fotoğraf sergisi açtık. Ekibimizin üyesi Tenur Yaşar tarafından hazırlanan bir resim sergisi var. Bir de Celal hocamızın, Tarık abinin, köyümüzün imamı Barış hocamızın, benim çektiğim fotoğraflardan oluşan bir karma fotoğraf sergimiz var. Umarım beğenirsiniz. Bu köyün yaşatılması, dokusunun korunması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz ekip olarak. 16 Eylül'e kadar zaten burada yüzey araştırması çalışmalarına da devam ediyoruz. Sağ olsun hem üniversitemiz hem Sarıköy Belediyesi bize büyük destekler sağlıyor. Bu sayede buradayız, çalışmalar yürütüyoruz. Bu güzel 30 Ağustos Zafer'in 100. yılını kutladığımız bu güzel günde, bayrağımızın, minaremizin gölgesinde
Hepiniz hoş geldiniz, sefaya getirdiniz. Ben öncelikle bu güzel günü, bu büyük zaferimizi bize armağan eden büyük komutan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarına, bize bu vatanı yurt olmamıza sebep olan tüm geçmişteki atalarımızı yad ediyorum. Şehitlerimizi yad ediyorum. Allah'tan rahmet diliyorum. Gazilerimize acil şifalar diliyorum. Bayramımız kutlu olsun. Muhtarımız Bilgi Hocam, Tarık kardeşim, bir müddet önce bugünü çok manidar bulutlarından bu güzel sergi açılışını yapalım dediler. Zaten biz Hisarlı olduk artık. Zaten Hisarlıyız. Saraykölü'yüz, Hisarlıyız. Belki de en çok gittiğimiz mahallelerimizden, belki yolumuz uzun olabilir ama o gönül bağını kurduk. Gönülleri buluşturduk. O yüzden gönüllerimizi buluşturduğumuz Hisar'da her daim olmakta da büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel misafirperverliğiniz, ev sahibinizden dolayı hepinizden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel şehir hep beraber tekrar ayağa kalkacak. Hisar, Atlı'da deyince önce geçmiş binlerce yıllık bir tarih aklımıza geliyor. O bizi heyecanlandırıyor. Antik çağlar heyecanlandırıyor. Selçuklu, Osmanlı dönemi, Türk dönemi, İslam medeniyeti bizi heyecanlandırıyor. Bir de ne heyecanlandırıyor? İşte bu bugün ikincisini yaptığımız yüzey araştırma çalışmalarımızın ikinci etabını yapıyoruz. Bir de gelecek, ortaya çıkacak hisler bizi heyecanlandırıyor. Geçmiş heyecanlandırıyor, bir de gelecek de heyecanlandırıyor. O gelecek de hep beraber yapacağız. İşte ikinci yıl Bilgi Hocam'ın başkanlığında devam eden, Celal Hocam'ın desteğiyle devam eden ikinci yıl yüzey araştırma süreci. Bugün hocalarımız burada, onlar geçen hafta başladılar. İnşallah Eylül ortasına kadar devam edecek. Ondan sonra kazılarımız olacak. Geçen Mayıs sonu Haziran başında yaptığımız restorasyon ve röleve projelerimizin çalışmaları neticelenecek. İnşallah ilk etapta önümüze şu değirmenin projesi gelecek. Onunla ilgili Sayın Kaymakamımız Vali Bey destek verecekler. Oradan başlayacağız. Biz Saraköy Beyazıt olarak devam edeceğiz. Bunlar inşallah neticelenecek ve uzun yıllar sonra burada İnşallah daha doğrusu uzun yıllar sonra çok daha büyük şey ortaya çıkacak ama en kısa zamanda daha güzel işleri inşallah ömrümüz hepimiz göreceğiz. Bu Hisar'ın dünyanın mirası, insanlığın mirası elbette Türk ve İslam medeniyeti, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bir parçası şu anda ama aslında insanlığın bir mirası bize. Bunu hep beraber ayağa kaldıracağız. O heyecan da bizde var. Gerçekten Zafer Bayramımızın 100. yıl için burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum esasen. Yani 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve kahraman şehitlerimiz bize özgürlüğümüzü kazandırdı, bize cumhuriyeti kazandırdı. Cumhuriyet fazilet ve biz bu nedenle burada beraberiz, konuşabiliyoruz, güzel işleri yapabiliyoruz. Ve gerçekten Hisar çok güzel bir belde, çok güzel de antik kent Atlı'da. Ve biz bunun için de buraya bir eleman tahsis ettik. Ben 92 yılından beri burayı bilirim. Ve gerçekten Hisar'a, Atlı'ya bir gönül bağım vardır. 99 yılında fotoğraf sergisi açtık. İlk Babadağ fotoğraf sergisi açtık. Ve hakikaten burada çok güzel işler yapılacağını ve bu güzel dokuların korunacağını düşünüyorum. Şimdiye kadar yaşamış, bundan sonra da bunların restorasyonların yapılarak yaşatılması lazım. Biz Aydın Koruma Kurulu'na da elimizden gelen her türlü desteği yapacağız. Bunu burada da biraz önce de söz verdim. Zaten yapıyoruz arkadaşlar. Yani burası sizinle güzel, hisarlığıyla güzel. Ve burası bu evlerin otantik güzelliğiyle güzel. Binlerce yıllık bir zaman tünelinden sanki geçiyoruz. Düşünün, Helenistik dönemden günümüze kadar bir yaşam silsilesi devam ediyor. Bu nedenle de hakikaten burada bizim Bilge'nin 2 yıldan bu yana yaptığı yüzey araştırmasını takdirle karşılıyorum. Gerçekten burada sizlerle bütünleşti. Sizler onu sevdiniz, o da sizleri çok seviyor zaten. Ama bu sevgi beraber oldukça burada güzel işler yapılacak. Ben çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Bu güzel eserleri tekrar gün yüzüne çıkaran ekibe ben teşekkür ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak da buraların yaşatılması için gerek bakanlık gerek il müdürlüğü olarak da bütün imkanlarımızla desteklemeye çalışıyoruz ama Saraykö Belediye Başkanımızın da bu konudaki gayretlerini takdir etmemiz lazım. Hep birlikte bir ekip olarak bu güzel günde bunun devamını sağlayacak bir şekilde iyi çalışırsak buralar geçmişini tekrar kazanarak
güzel bir şekilde turizme, aynı zamanda da kültüre hizmet edecektir diye düşünüyorum. Hepinize bugün bu güzel etkinliği düzenleyen Kazı Başkanlığımıza verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum.